Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak. Eğer çok şanslıysanız, hayatınızı önce ve sonra diye ayırabilecek biriyle tanışacaksınız. Gururla itiraf edeyim, ben film gibi bir aşk hikayesinin mahsulüyüm. 30 senelik hiç yorulmayan, yıpranmayan bir aşk hikayesi annemle babam. Annem masaya otururken babam mutlaka iskemlesini tutar. Sokakta el ele tutuşmadan yürüyemezler. Hala. Çok tatlı değiller mi? Ya da biz mi öyle sanıyorduk? Mutluluğun arkasına saklanan sırlardan bir haber. Dünyayı toz pembe görüyorduk. Bir anda her şeyin değişebileceğini, hayatta başımıza gelmez dediğimiz şeylerin bizim de başımıza gelebileceğini bilmiyorduk. Saatim yok, tam olarak bilemem nasıl oluyor. Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibi havaalanında ya da boş bir... Alo, kapatmam lazım şimdi, konuşamıyorum. Adamlar peşimde, ben ara sokaklardan kaçmaya çalışıyorum. Uzun süre ulaşamazsan karakola git, tamam mı? Kızım sen ne safsın ya. Tabii ki de kazandım davayı. Elimde kapı gibi karar var. Öyle pusup kaldı hep sence. İnanmazsın, bir de davaya 10 avukat, 5 tane yönetim kurulu üyesi, bilmem kaç tane danışman falan. Öyle gelmişler yani. Ama Mega Holding... Paramparça. 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 Bugün benim doğum günüm. Kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim bütün hayatımda. Paramparça. 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 Açsan oğlum, niye açmıyor? Berna ya. Şimdi kıl tüyün konuşacak 2 saat. Ne? Kıl tüyü? Ya. Karı koca rutini, senlik bir şey yok. Abi, ben gelemiyorum. Haber versene, uygun bir zamanda arayayım. Akşama ne yapıyorsunuz? Yalan konuşuyorsun ha. Konuşmuyorum. Al gibi konuşuyor, anlarım ben. Bilirim senin bu Al Pacino suratını. Paramparça. Paramparça. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem mutluyum. Parçamı resim. Yaşlı, bugün benim doğum günüm.
Selamın aleyküm. Aleyküm selam Kılıç Bey, hoş geldiniz. Nasılsın Adil? Çok şükür, siz nasılsınız? Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin beyler. Oo, Kılıç Bey, hoş geldiniz. Sağ olun Kılıç Bey. Hortumu patlatmışsınız. Dün söyleyip hemen dağıttık yenisini. Kılıç şu şeye basma da bak, çamur orası ya. Toplantımız var. Ya ne olacak sanki, ayağımıza mı bakacaklar? Bugün ilaç şart ha Adil. Bak benim kırık sızlıyor, akşama kesin yağacak. Ben halledeceğim hemen hepsini. Hayırlı olsun diyelim mi Adil? Yenge hastanedeymiş ha? Allah razı olsun. Daha bir iki saati var doğurmaya. Doktor öyle dedi. Ayşe doğuruyor mu lan? He valla. Baba oluyorsun yani sen. Valla oluyor. Ne yapıyorsun burada? Kızı bıraktın, ilaçlamaya geldik. Ne olacak? Anası babası orada. Doğru. Ya yürü Dana, yürü. Ya bugün bitmesi lazımdı ilaçlamanın. Hadi git karının yanına, daha konuşuyor ben hala. Ben bir saate bitiririm. Kenan, yetiştirir misin hastaneye? Ya sen ne yapıyorsun Kılıç ya? Toplantımız var diyorum, traktörün tepesine çıkıyorsun ya. Yani? Ceketi koyma bari oğlum oraya ya. Haydi yetiştir hastaneye. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum neyle geleceksin? Konan! Eyle sen İstanbulluları. Mustafa, ahtapot atsana ama ızgaraya. Şöyle söyleyeyim, biz elimizi taşın altına koyacağız. Siz de yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını misli misli alacaksınız yani. Bu bahsettiğiniz araziyi aldığınızı varsayıyorum. İmar izni nasıl halledeceksiniz? İhsan abi, sağ olsun o da kırmadı geldi bizi. O iş onda. Arazi aldıktan sonra iş bizde. Merak etmeyin. Bu arazi sanırım babanıza aitti değil mi? Aynen öyle, bizim arazimiz. Babamla da zaten bir konuşmama bakar. O zaten küçük bir araziydi. Zeytinlik için kiraya verdiği atıl bir araziydi orası. Ondan sonra zaten projeyi kendisi de gördüğü zaman babam, değil mi Esen abi yani? Bayıla bayıla kabul edeceği bir proje. Kılıç gelsin, bunları zaten detaylandırırız. Oradan yana bir sorun yok. Kılıç Bey'in kendisi nerede acaba? Kendisi de geldi. Şundan denebiliriz mi Mevsim Hanım? Biliyor musun lan sen kullanmayı? Hallederim abi. Hadi bakalım. Vay öğrenciler. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Ne haber be? Eyvallah. Gezdireyim size bir ara ha? Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Kılıç tutuncu, çok memnun oldum. Ortak. Ortak. İhsan babam. Biz bayağı yol kat ettik. Nereye vardınız? Biz otel inşaatını bir şirketle ortak olarak tamamlamayı planlıyoruz. İsim hakları, sponsorlar hepsi dosyada var zaten. Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre de 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak yatırımımızın karşılığını alacağız. Tabii bu süreçte tesisin yönetimini de profesyonellere bırakacağız. Abi konuşamayız belki, sonra sen benim için annemle babama bir orkide yaptırır mısın? İçine yazılacak notu da yolluyorum ben şimdi. Öptüm. Kapasana abi şunu. Ekranda kilitlendi de. Abi konuşamayız belki, sonra sen benim için annemle babama bir orkide yaptırır mısın? Kapatmaya çalışıyorum zaten de ekran kilitlendi. Siz devam edin abi. İsim neyin isim? Mevsim. Mevsim Hanım, siz ne anlatıyorsunuz? Ben çözemedim de tam. Böyle bir üstten edalarla falan konuşuyorsunuz. Önümüze de bir ton kağıt parçası koymuşsunuz. Sakin sanki okumak abi zorundaymışız gibi. Ha? Yönetimi de profesyonellere veriyormuşsunuz. Neyiz biz burada, eşek başı mıyız? Hayırdır? Şimdi... Yanlış mıyım sana? Abi ne biçim laf o ya? Konuşmaya geldik abi buraya. Neyi konuşacağız? Size iş modelimizi anlatıyorum. Neymiş iş modeli? Hani zeytin içindeysek öyle çiftçiliğimiz sizi yanıltmasın ha? Bizim yönetime dahil olmadığımız bir iş modeli falan düşünmüyoruz. Tamam abi, zaten bunları konuşmak için bu yemeği orada. Bunun neyini konuşacağım ben? Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre kasabanızda yeterli iş gücü yok. Biz de kurumsal bir şirket... Var. Var bu arada. Mevsim Hanım. Var, tamam. Siz fizibilitenizi bir daha yapın. Ondan sonra görüşürüz. Fizibiliteyi yaparız. Bu arada kasaba da bizim, arsa da bizim. Eğer bu sınırlar içinde bir otel kurulacaksa o da bizim. Tamam. Tamam. Kılıç, anahtarı o güzel şey oldu. Ya Mustafa, ahtapot vardı ya bizim.
Çok gel git yaptı o. Çok da koşturdu bugün biraz. Gergin o yüzden, yoksa sizinle hiç bilgisi yok yani. Kılıç. Kadın senle insan gibi ticaret konuşuyor. Sen masayı devirip kalkıyorsun. Ya kim ki o kadın? İhsan baba öyle bize yukarıdan bakıp ne yapacağımızı falan öğretmeye çalışıyor. Masada ben de varım oğlum. E tamam da duymadın mı ya? Ekart etmeye çalışıyorlar bizi. Neye sinirlendiğini ikimiz de biliyoruz değil mi? Ya İhsan baba. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Tamam mı? Ne sermayelerine ne paralarına ihtiyacımız yok. Fevzi amca he desin, gerisi bayır aşağı gelecek. Sana söz. He dedi mi Osman Fevzi? Senin ortağın olacak Kenan. Lafı dolandırıp duruyor. Ha şimdi babamla konuşacağım, ha akşam konuşacağım. Netice? Bu gece bu iş neticelendirilecek. Benim yardımım yok. Şu yıktığı enkazı da gidip düzelt mecburen. Şunu. Çabuk çabuk. Ah. Ver onu bana. Ben yapıyorum mısın? Hallettim paşam. Haydi. Oğlum yardım etsene abine. Zuhal'in deli boş. Ver abi ver. Tamam gerek yok hadi yorma gençleri sen anne. Hallettim ben. Geç kalmadık herhalde değil mi? Evlilik yıl dönümü hediyemiz de şahane gerçekten. Sinarit lan olsun kendi ellerimle. Hoş seçim. Geldiniz ben alayım. Abi, nasılsın? Sağ olun iyiyim. Kılıç Bey oğlum. Hallettim ben Sabri abi. Merhaba Sabri abi. Hoş geldiniz. Elleri kolları dolu. Gelemez. Eli boş gelemez çünkü Semoş'um. Ah benim ahmetliğim. Ay, geldiniz. Şevz amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben de. Hoş bulduk. Allah inşallah daha uzun yıllar. Sağ uzun yıllar nasip. Ne var Fuzi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı kaçın olsun. Kaçın teyze. Hadi hadi. Utanmıyoruz. Ay. Ya Titinci familyama bak sen. Ay hepiniz gelmişsiniz. Çok tatlısınız. Canım. Hoş geldin. Nasılsın yani? Oğlum? İyi ablacığım sen nasılsın? Taş gibi oldun oğlum. Nasılsın? Olsun be tekrar. Hoş geldin. Ortak. Ortak hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben nesim? Ay hoş geldiniz İhsan Bey. Merhaba. Şöyle geçsene. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İhsan baba. İşte ben de yeğenimle kendimi zorla fırına davet ettirdim. Yeğen de ben oluyorum. Avukat hanım. Dursanıza ya, ayakta kalmayın lütfen hadi. Yalnız söyleyeyim, daha yemekler hazır değil. Daha bir iki saat var sofraya oturmamıza. Ay yok canım, aç falan değiliz. Hayır hayır. Yok, ha, canım, ısıralım mı? Şey. Ne yapalım, önden böyle bir şeyler? Gel ben senin bir ifadeni alayım. Emin misin Fevzi amca? Evet. Bak yıl dönümünde üzmeyeyim ha. Gel bir bakalım. Ya. Hadi gel. Haydi bakalım kemik ne diyor, 4-2 geldi. Kırarım ben seni. Kırın abi. Kır da orada tek başına kal. 6-2. Bak neler oluyor burada. Fena neler değil. Oluyor. Neler oluyor. Bak. Güzel oldu. Geliyor. At, geliyor. Geliyor. Evet. Ya bunları eken var mı hala Fevzi? Onlar ata tohumu İhsan. Ata tohumu. Ne yapayım? Besmeleyle mi tutayım yani? Tüh, Allah Allah. Sen bir de bakayım diyeceğine. Sen boş gelmezsin. Dert sadece benim derdim değil. Oğlunla kılıcın da derdi. Sen annemlerin yanına git. Dursun. Onlar kasabanın geleceği. Onlar da bilsin. De bakayım. O zaman ben bir gireyim meseleye baba. Yani bu büyük proje biliyorsun. Büyük ekonomimiz için.
Ben hatta böyle iki tane tablo üzerinden senin de için rahat etsin diye bir şey hazırladım. Bak şimdi bu tabloya göre baba, burada biz 6 ayda falan aslında yapmış olduğumuz yatırımın karşılığı yok. Kıyıdaki 3 dönüm arazi mi istiyorsunuz? Hı? Doğrudur Fevzamca. Yani o arsa olmadan saray diksek faydası yok. Biz de kasabayı büyütelim, böyle bir ekonomi canlansın istiyoruz. Hem zaten kimse de sana ekip biçme demiyor. Ne istersen başımızla. Arazide su yok, onu da biz taşıyacağız sana söz. Kılıç, ekonomi üretimle büyür. Sen çiftçi adamsın, ne üreteceksin orada? Fevzamca haklı abi, bir sürü insan gelecek, eğlence sektörü bozulacak kasabı. Sen bir lafa gitme lan, büyüklerin konuşuyor burada. Fevzamca, turizm de üretime ihracata dair değil mi? İmar yok oran. Zeytinlik orası. Var bilsen. Ha. Yani her şey hazır. Bir tek benim imzam mı kaldı İhsan? Ha? Baba ben hani oğlum ortak olacak ya projeye. Yani şimdi inat ediyorsun, bir ton yatırım yaptık, hepsi çöp olacak ya. Yatırım yaparken bana mı sordun? Çağ değişiyor Fevzi. Ayak uyduracaksın. Sen çağa mı ayak uyduruyorsun İhsan? Sen ayak uydurmazsan, o bir şekil sana ayak uydurtur. Sen? Yemek hazırmış. Nurten Hanımlar yemeğe bekliyorlar. Hadi yemek ye. Tarif. O kadar balık almışsınız, ızgarayla geçiştiremezdik herhalde. Vay 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 vay. Ben bunu çekmek zorundayım. Geçmeden çekiyorum aşkım. Her yerinden çekiyorum şu anda. Airdrop yapacağım. Şöyle masayı da alayım. Ya fotoğrafını çeksene kızım. O zaman yıldönüm şerefine. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Aşkım, ne yaptınız? Halledebildiniz mi Fevzi babayla? Gittiniz geldiniz, ağzınızı bıçak açmıyor. Ne oldu? Neyi halledeceklerdi? Konuşulur sonra. Bu masanın konusu değil bu. Hadi başlayın servise. Beyce kızım, sen manyaksın. Ben diyorum ki Kenanların açacağı otele sen baş aşağı ol, avukatlığı bırak. Bitsin gitsin bu iş, değil mi aşkım? Boşuna mı hukuk okuduk Berna Hanım? Yani oteli yapabilirsek olur. Yapabilirsek ne ya? Tabii ki yapacaksınız. Nurten anneciğim, Kenanlar bu kıyıdaki arazilerin neredeyse hepsini toplamış. Öyle bir tane falan kalmış galiba. Baya baya otel yapıyorlar yani. Ama şimdiden söylüyorum, içerisine tam teşekküllü spa yapmazlarsa boşarım oğlunuzu. Allah Allah. Beyci de burada değil mi avukat hanım? Bence Kenan'la Kılıç'ın işine karışmamak en iyisi. Ben karışmak zorundayım. Tamam Berna. Kimse otel yapılmasın demiyor sonuçta. Değil mi baba? Yani. Aman, aman. Çok güzel heh. Olmuş. Evet. Bak, tam beni bunalttınız. Şimdi avukatımla konuşun. Ela mı? Ela. Ela. Evet. Kızım, güzel kızım, nasılsın? Oy benim yakışıklım be. Ya siz 30. evlilik yıl dönümünüzü mü kutluyorsunuz ha? Evet, 30. yılımızı kutluyoruz. Evet. Ya annem nerede? Ne
ne yapıyor? Bak, vereyim ver, bak. Ver, tam ver. Karşımda bak. Duruyor. Oo. Çok herkes orada ama. Ver bakayım, ver bakayım. Anne. Tatlım. Ay, ne güzellik Nurten Hanım. Bambi, nasılsın? İyiyim anneciğim, sen? İyiyim, çok teşekkür ediyorum güzel çiçeklerine. Ne demek annem? Ağabeyci. Kız ne haber? Bu acımasız kabile yine önüme sinerit koydu. Yine sinerit, yine sinerit bak. Ay Adiler. Tuzda balık mı yiyorsunuz? Kızım götürsün nasıl zahmet. Ben ne yapayım ya? Pizza yiyorum ben de işte. Sinerit niyetine. Ya o kadar güzel yapmış ki inanamazsın. Çok becerikli bu film. Kızım ben sana dedim zamanında. Yola yakınken kaçacaksın. Dedim ben gibi vallahi. Sen dinlemedin. Ela. Fıstık ne haber? Canım benim. Ne haber? Evet evet. Hadi Ela'ya dalıp da soğutmayın yemeği. Bak Ela da burada. Merhaba Ela abla. Ela abla. Merhaba. Herkese. Çok özlüyorum. Kuzucuğum ne haber? Ne haber Berna? Bak ne var burada. Bakar mısınız, tanışmış mıydık, sevmiş miydim ben sizi hiç, sevişmiş miydik? Pardon, daha önce konuşmuş muyduk? Çıkmazlarda yorulmuş muyduk? Yüzünüz ne kadar da aşina, avucumun içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz öyle uzak bakmasa, sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız? Adınız neydi sizin? Baş harfini göğsüme yazmış olabilirim. Harbiden de yakalayamadın. Sen kazandın. Yemez. Ben kazanayım diye yavaş koştum bir kere. Neyse hediyemi ver. Aa, martı çıktı. Seninkinde ne çıktı? Deniz dalgası. Martı olup uçacağım, uçacağım, uçacağım. Her yere gideceğim. Uzaklara gideceğim. Nereye uzaklara? Hani demiştim ya akıllım. Her yere gideceğiz. Ben denizim ya. Nasıl geleceğim? Sen gelmezsen ben nerede uçacağım? Beni bırakmazsın değil mi? Hadi sen de benimle uç. Geçtiğiniz yollara düşmüş olabilirim. Ne kadar aşina,
sizi tanıdım mı? Yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlarsınız. Senin böyle bir tarifin mi vardı ya? Bak geliyorum de hemen arabayı göndereyim. Ya babam ya. Aman nasıl gelecek? Onun gene 1000 tane toplantısı var. Bak annen etmeyin hele ablamın üstüne ya. Konuş ablacığım, söyle. Savun sen de beni, aferin. Hiç kıyamaz. Elasına hiç kıyamaz. Ne diyeceğim sana? Ne yaptın şu zeytinyağı işini? Boşlamıyorsun değil mi? İyi, merak etme. Biz Feyzi amcamla çözdük onları. İyi, aferin. Bak ne diyeceğim ben de sana. Ben de isim buldum. Hazırsanız söylüyorum. Âlâ. Ali ile Ela'nın birleşimi nasıl? Güzel isim. Çok... Oldu bil güzel kızım. Oh babam, süpersin. İyi tamam, hadi öpüyorum ben. Haydi iyi eğlenin, yerime deyin. Bak herkes öpüyor seni, el sallıyorlar bak. Bye. Çok öpüyorum güzel kızım. Yaptı yine şovunu şehir bebesi. Efendim? Yaptı diyorum yine şovunu. Ya bir insan özünden bu kadar mı uzak olur ya? Bir de oradan iş buyuruyor prenses. Yalan baba. Bir de oldu biliyorsun. Ne olur diyeceğimi sana mı soracağım lan? Yok yok yani şey... Zeytinyağı markası falan diyor ya, fenomen olacak ya hanımefendi. Oradan satış falan yapacağını zannediyor. Kolay zannediyor bu işler herhalde. Niye olmuyormuş? Tamam Kenancığım lütfen. Sofranın tadını kaçırmayalım ama, olur mu? Oluyor, doğru söylüyorsun. Ela isteyince akan sular duruyor değil mi baba? Ama biz yani sabahtan beri seni ikna etmeye çalışıyoruz burada baba. Sen yani hiç oralı bile değilsin ya. Evladın değil miyim ben senin? Kenancığım neler söylüyorsun oğlum? Nasıl? Beğendiniz mi? Dur Nurten, dur. Dur. Yani. Sen bir eteğindeki taşları dök bakayım. Dökeyim. Yani büyük iş diyoruz, büyük yatırım diyoruz ya baba. Hani bir tane araziden vazgeçeceksin ya. Bir tane araziden vazgeçeceksin. Belki hani torunlarını, hatta kasabanın bütün ailesini kurtaracaksın diyoruz. Oralı bile olmuyorsun yani. O zaman ben de diyorum ki herhalde babamın garezi bana. Oğlum saçmalama. Aa. Ortak sen bir saçmalama ya. Dur bir sakin ol. Yani Fevzi amca bir gelir bizim dükkana bakar değil mi? Fevzi amca olmaz mı? Bir incelersin projeyi. Sadece seninle olsa tamam. Sonuçta... Babam ağzındaki baklayı çıkardı. Çok sağ ol. Yani çok sevgili babam oğluna güvenmiyormuş. Olay buymuş yani. O zaman ben de senin eski kafana güvenmiyorum. Kenan lütfen ağzından çıkanı kulağın duysun. Aa. Yani tohum dedin, domates dedin, tarla dedin, ağaç dedin, ata tohumu dedin. Tamam bunlar eskide artık ya. Ben sanki bilmiyormuşum gibi. Make-up proje diyoruz yani. Büyük proje. Benim elimde böyle konuşamazsın. Tepsi. Doğru. Senin evin, doğru. Senin tarlan. Değil mi? Her şey senin. Hepsi senin zaten. Ben burada boşu boşuna anlatmaya çalışıyorum. Tamam, madem istiyorsun, madem öyle, ben o zaman hiçbir şey yapmayayım. Ben o zaman sen beni nasıl layık görmüyorsan, ben de seni babalığa layık görmüyorum. Terbiyesiz. Ah. Terbiyesiz. Bırak, bırak, bırak abi. Tamam, abi bırak. Siz çıkın lan dışarıya. Gel. Kenan. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Biz kalkalım. Fevzi amca, yani bu da biraz ağır olmadı mı?
Çok affedersiniz yani. Hadi canım. Canan. Hadi anne. Canan. Pantolarımızı alalım. Hadi çocuğum şey yap. Tabii hemen getiriyorum. Fevzi Allah aşkına ya. İyi misin sen? Sen bu çocuklara küçüklüklerinde fiske bile atmamış adamsın. Ne yapıyorsun bir de herkesin içinde? Nurten sen ne söylüyorsun? Duymadın mı adamın konuştuklarını? Duydum. Altı üstü bir arazi diyor. Bunlar bizim ortak değerlerimiz değil mi? Bunların üstünde tepiniyor adam. Tamam tamam haklısın yani hata etti ama cezası bu mu olmalı? Ya koskocaman adam evli barklı. Oğlun o senin Fevzi. Herkesin içinde babasına hakaret etmeyi göze alan tokatı da göze alacak. Ya. Tamam Nurten gelme üstüme hadi. Gelme üstüme mi? Ne demek gelme üstüme ya? Ayrıca yani oğlanın söylediklerinde de haklılık payı var. O ne demek şimdi? Ben evlat mı ayırt ediyorum? Onu mu diyorsun bana? Bilmiyorum bir düşün istersen. Akıl alır şey değil ya. Ernur, ağzındaki sakızı çıkarsana ya. Bana sardı şimdi de ya. Aşkım sen biraz sakin mi olsan acaba? Ya nasıl sakin olsun? Ne demek ya sakin ol ya? Ne demek adam bana herkesin içine vurdu Berna? Sakin ol diyorsun bana ya. Bilmiyorum. Şşş, dur, tamam. 5 dakika bile durmamam lazım benim bu evde. Ne yapalım aşkım? Kaçalım o zaman istiyorsa. Hı? Kaçalım o zaman. Babanın istediği de olsun. Ela'nın istediği de olsun. Her şeyi onlara böyle elimize teslim edelim. Ya ben bilmiyor muyum bunları Berna? Ne yapayım? Sen yapma. Gideceksin babanın karşısına dimdik duracaksın. Ya durdum ya. Adam da vurdu ya bana. Vurdu ya kaçsın ama sonra. Ya anlasın anlasın. Çocuk bir tokatla yıkılmayacak desin ya. Çocuk kararlı desin. Bazen bir tavır, bir duruş bir tokattan daha çok ses çıkarır Kenan. Hı? Sevgilim. Ya Kenan. Ya kılıç mesela. Ya şimdi o tokadı yeseydi olaya kaçar mıydı sence? Sevgilim, bak ne yapalım biliyor musun? Önce bir seni yapayım. Sonra sakız çıkarayım. Ben gıcık oldum çünkü. Güzelce bir hava. Değil mi? Bir sakinleş. Bir rahatla. Ben buradayım. Bir şey olursa. Tamam mı? Hadi. Sevgilim burada. Ama hadi yapar benim aşkım. Haber veririm sana. Ara mutlaka haber ver. Ben onlar için mücadele ediyorum abi. Ben onlar için çabalıyorum. Adam bana tokat atıyor ya. Ben bilmiyor muyum abi? Ben de gider İstanbul'da yaşarım o zaman. Ben niye İstanbul'da yaşamıyorum? Niye onların yanındayım yani? Eyvallah Şahin baba. Afiyet olsun. Ya benim şerefim, haysiyetim yok mu abi? Bizim onurumuz, gururumuz yok mu yani? Hayır bir de hem taş koyuyorsun yapacağımız işe hem de ortağıma iş teklif ediyorsun ya. Ya oğlum bir dur sen de. Biz yola çıktığımızda öyle sırtımızı çevirecek adam mıyız? Ki sen benim ortağım değilsin, kardeşimsin. Halledeceğiz. Ya nasıl halledeceğiz kılıç Allah aşkına ya? Lan kok kafa. Kardeşimsin diyorum ya. Birlikte başladık sonunu da birlikte getireceğiz. Daha ne diyeyim da o kadar. Ulan tutunca. Babam bu kadar güvenmiyor bana. Allah bak. Hadi hadi. Zaten Nurten teyzeyi meraklandırmışsın. Paldır güldür çıkmışsın. Ha. Daha fazla meraklandırma.
Bir tane daha yiyelim de. Şahin abi bir tane daha yollasana son. Konuşabildin mi Kenan'la Kılıççı? Bu ne? Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun? Lafı değiştirme. Bu ne? Mesaj geldi sana. Feyzi yüzüme bak. Feyzi yüzüme bak! Ben... Lütfen, bu telefon benim değildi. Yalvarıyorum sana. Buradan ben bir... Lütfen, lütfen. Ben bir hata yaptım. Lütfen, bu telefon benim değildi. Bu telefon benim değildi. Ben çok büyük bir hata yaptım. Çok fena bir hata yaptım. Çok utanıyorum ben. Bu doğru mu? Bu doğru. Doğru. Allah belanı versin. Kimsin sen? Tanımıyorum artık seni. Allah seni kahretsin. Anlamıyorum kimsin sen. Dur.
Sen konuşabilir misin? Ya. Neyi konuşacağız? Konuşabilir misin? Bir dokunma bana. Konuşabilir misin? Çekil. Çekil. Çekil, iğreniyorum senden. Çekil. Bak. Hayır, çekil. Başkanı hesaplıyorsun. Nerede? Doktor. Başkanı hesaplıyorsun. Doktor, sakin ol. Tamam. Dokunma. Tamam, tamam. Anlatacağım. Anlatacağım. Sakin ol. Doktor, sakin ol. Evinizin anahtarı mı var? Nerede? Nerede evinizin anahtarı mı var? Ne diyeceksin? Nurten. Kenan'ın ne diyeceksin? Ela'nın yüzüne nasıl bakacaksın? Ben size yapmadım. Onca yıl. Sen bana ver. Ama konuşmamız lazım. Nasıl birisin bak, sen ya? Şunu da ver bana. Çekil. Ver. 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 Ağır bırak şunu. Konuş lazım. Nasıl birisin bak, sen ya? Şunu da ver bana. Çekil. Lütfen. Dokunma bana. Çekil. Lütfen. Çekil. Şampiyon. Gel, 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 gel. Haline gideceğiz. Silah mı ha? Kenan! Kenan! Ne oldu? Silah Erna. Sesi geldi. Nereden? Aşağıda. Kenan! Kenan ambulansı ara! Ne oldu? Kenan ambulansı ara, nabuzum. Baba! Nebze amca, baba. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Ne oldu? Kenan ambulansı ara, çabuk! Ben de ambulansı arasanıza. Ay ne oldu? Sabri! Nebze amca, duyuyor musun? Zarife! Yardım edin! Yardım edin! Dur kızım. Berna Hanım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Telefon. Zarife, telefonu. Tamam, ben arıyorum. Ben arıyorum, tamam. Ben arayacağım. Kızım, bir telefon getir kızım. Feyza amca. Feyza amca. Feyza amca, aç kedini. Acil yardım çağırın. Acil yardım çağırın. Alo. Feyza amca. Feyza amca. Feyza amca. Hadi bir aç kedini ya. Feyza amca. Feyza amca, aç şu gözünü. Alo, bağ yoluna 9 numaraya acil bir ambulans göndermeniz lazım. Fevzi Ataman'ın evi. Hayır, 9 numara Fevzi Ataman'ın evine acil bir ambulans. Kılıç ne oldu ya? Ne oldu? Ha? Kılıç? Kılıç? Ne oldu abi? Ne olmuş? Ne oluyor? Ha? Baba? 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 Kılıç ne oldu?
Baba. Baba! Bırak! Baba! Baba! Başlayabilirsiniz abi. Ben çantanın içinde poşetlerimden var. Maklum soğuk. Aileyi uzaklaştıralım. Anneciğim. Olmaz. Şimdi tamam, beraber tamam. Gidiyorum ben de. Bırak tamam, tamam. Kılıç hayır yanına gideceğim sadece. Savcı. Ya annem katildir beni. Kenan. Ya annemin yanına gideceğim. Savcı Kılıç bırakır mısın? Sadece yanına gideceğim ya. Gel buraya. Ya Berna. Yakınımızı biraz uzaklaştır. Annemin yanında durmak tamam, istiyorum diyorum ya. Ya annemin yanında olmak istiyorum Berna ya. Ya yanında duracağım sadece abi. Yanında duracağım. Kılıç. Ezgi, savcının ortasında orada biri var mı? Var abi. Muhtarım, burada ne oldu bana anlatır mısınız? Olay nasıl gerçekleşti? Tamam, susma hakkınızı kullanıyorsunuz o zaman. Avukat isteme hakkınız da var. Yani sebep neydi? Kavga mı ettiniz? Kendinizi korumak için mi vurdunuz? Onların yanında kalın ki. Sorun çıkarmasınlar. Tamam. Bakın noktalarım. Büyük bir şok yaşadığınızı biliyorum. Beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Ve size yardımcı olabilmek için de son kez soruyorum. Osman Fevzi Bey'i siz mi öldürdünüz? Tamam. O zaman bölüm karakola geçelim, ifadenizi orada tamamlasınlar. Olay yeri incelemede buradaki işleri bitirsin. Alalım hanımefendi. Babam gitti, dur babam gitti abi. Babam gitti abi. Abi babam gitti. Bak kelepçeye lüzum yok. Açılın. Savcım, annem bir şey söyledi mi size? Hayır, bir şey söylemedi. Emniyete alacağız ifadesini. Anne, anne. Kenan Bey, lütfen. Bir şey söylemek istiyor musun? Kenan Bey, geçemezsiniz. Bir şey söyle anne. Sakin ol, bırak. Bırak, ya nereye götürüyorsunuz ya? Ya nereye götürüyorsunuz ya? Ya abi, karakola gitmesi için bir sebep yok. Ya yok ya, bırak. Anne, anne tamam bırak. Kılıç, bırak ya. Anne, bir şey söyle. Bir şey yok Kılıç, bırak anne. Müdahale etmiyorum. Anneciğim tamam müdahale etmiyorum ya bırak. Size zorluk çıkarıyorsun. Anne geliyorum birazdan tamam mı? Birazdan geliyorum duydun mu beni korkma. Yanındayım ben senin tamam mı? Nereye götürüyorsunuz? Ya nereye götürüyorsunuz? Ya annemi nereye götürüyorsunuz ya? Ya burada bir tane sorumlu insan yok mu ya? Nereye götürüyorsunuz Kenan. Onu söyleyin bari. Tamam. Heh. Abi söylesinler abi. Kenan bir değiştin. Prosedür gereği karakola götürüyorlar. Ya karakola katil gibi götürüyorlar. Evet bir silah olduğu için. Sonradan almıştır o silahı eline. Aşkım özür dilerim. Bunu demek istemedim. Ben hani niye götürüyorları sana anlatmaya çalışıyorum. Geliyorum ben de. Hayır gelme sen burada bekle. Tamam ben evde kalayım evdekilere bakayım. Sabri abi hadi geçin sizin evine. Ali! Ne işin var senin burada? Abi cüzdanımı unuttum, onu almaya gelmiştim.
Feyzi amca geldi. Gel abi. Feyzi amca geldi. Yapma şapka. Gel abi sen. Abi Feyzi amca geldi. Gel gel sen. Hadi abisi gel. Abin gibi geldin yavrum. Vallahi aklım kaldı ya. Arayacaktım neredeyse seni. Oğlum, ağladın mı sen? Aa, ağladın mı sen? Ağladın mı çocuk? Ali'm ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Ne oldu ya? Oğlum cevap versene ne oldu? Tamam gitmeyin çocuğun üstüne. Oğlum ne oldu? Ne ağlıyorsun çocuğum? Gitmeyin çocuğun üstüne diyorum abin, anlatacağım. E anlat işte ne oldu çocuğun nesi var? Bir sakin olun ben halledeceğim. Şan. İç bakalım şunu. Bir kendine gel. Feyzi amca öldü mü abi? Feyzi amca öldü mü abi? Öleyim. Gel bir bakalım gel. Gel bir de. Gel bir iç şunu. Hadi. Hadi yat şöyle bir güzel. Güzel bir uyku çek. Oturun şöyle. Anlatacağım. Ya oğlum oturmak istemiyorum. Anlatacaksan anlat ya. Hakikaten abi. Çok kötü bir şey oldu. Ay ne oldu? Çok kötü. Kenan. Ha Kılıç. Görüşemedim ben. Bekliyorum öyle. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Konuşacağım komiserle. Komiser mi dedi? Allah Allah. Yok yani görüşmek istemiyormuş. Dur tamam geleyim ben. İşin aslını öğreniriz. Sen sakin ol tamam? Tamam bir şey soracağım. Ela'yı ne yapacağız? Ela açar mısın şu kapıyı?
Ela lütfen bir açar mısın şu kapıyı? Defol git kılıç buradan. Meraklı değilim ben de kapında dikilmeye. Önemli ki geldim. Ne var? Ne? Ceketim, mont, ne varsa al. Gidiyoruz. Psikopat mısın sen? Ne oldu ya? Gece beni gördün, aklına falan mı düştüm? Gözünü seveyim. Ne diyorsam yap. Bak benimle emir kipiyle konuşma kılıç. Benimle emir kipiyle konuşma. Ya sen hasta mısın ya? Ne oldu, tarlaları sürerken falan mı delirdin? Ne oldu? Ela. Hadi. Ela. Ah! Ne oldu? Ah! Elim kör oldu. Elim yandı. Ne olacak? Gelir gelmez yine günümün içine etsin. Baş koyayım, baş. Kasabaya götüreceğim seni. Sebep? Bunu da artık yolda anlatırım. Hiçbir şey yolda anlatamazsın. Kılıç, bana şimdi anlatıyorsun buraya niye geldiğini, tamam mı? Her ne sebeple geldiysen anlatıyorsun. Ben kendim karar veriyorum gidip gitmeyeceğime. Duydun mu? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bana bak. Saçmalama ben. Kılıç! Bu çıldırtma beni ya, ne yaptığını sanıyorsun? Ver şunu dedim sana. Kılıç, kılıç. Bırakın. Kılıç ne yapıyorsun? Bıraksana. Kılıç. Ya şaşırdın herhalde sen ha? Bırak şunu. Bırak kulumun diyorum sana kılıç, kime yiyorum, bıraksana. Bağırayım mı? Baş. Bağırayım mı? Bilip yardım edin! Ayak kaçırıyorlar, yardım edin! Bırakın gittim, aynı arsız yüktesin, sana diyorum. Duyuyor musun beni, bıraksana ya! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Lan sana dava açacağım lan. Göreceksin, süründüreceğim seni. Aynaya tecavüz. Kişiye hürriyeti dönmez. Beş yıl var. Duydun mu beş? Ne beşi on? Derdin ne senin? Ha? Derdin ne senin? Pişman oldun, kapıma geldin. Affetmeyeceğimi de biliyorsun tabii. Kaçırayım bari Ela'yı mı dedin? Mesele biz değiliz. Bir iki dakika sabret, anlatacağım. İki dakika falan sabredemem. Şimdi söyleyeceksin kılıç. Şimdi söyleyeceksin yoksa... Yoksa? Kılıç gerçekten beni çıldırsın. Kılıçın artık. Saçmalama. Anlatılmama ya. Dur. Konuş. Mesele babam. Ne oldu? Kaza mı geçirdi?
Abi ne oluyor? Kenan, Ela benimle. Abi ne oluyor? Biz şimdi kasabaya geliyoruz. Ya bir şey söylesenize, delireceğim, ne oldu? Babamı hastaneye kaldırdık da şu anda. Doktorlar bakıyor, tamam mı? Ne diyorsun sen abi ya? Niye, daha yeni anjiyo oldu bu adam? Kalp krizi mi geçirdi gene? Kalp krizi. Yani bildiğimiz şey zaten, kalp krizi geçirdi de. Ne dediler peki? Yani bilmiyorum, daha bir şey söylemediler, bakıyorlar. Ne demek bir şey söylemediler ya? Ya bilmiyorum Ela, ben de bilmiyorum işte. Bekliyoruz, doktorlar söyleyecek diyorum işte ya. Annem ne yapıyor? Ne halde? Annem iyi, hadi sonra konuşalım, olur mu lütfen? Beyze, verebiliyor muyum? Göreceksin, haber bekliyoruz. Tamam Kenan, hadi topla kendini artık. Hemen bağlasana. Telefonu ver. Kardiyolog bulmam lazım benim, öyle kasaba hastanesinde falan olmaz. Bypass olacaksa doğru düzgün bir hastanede olması lazım. Dağ gibi adamdı. Yani nasıl olur aklım almıyor. İnanılır gibi değil. Vallahi kimse bir şey anlamadı ki Serap. Bizim oğlanlar da zaten silah sesinde koşmuşlar. Halim mahvoldu, Halim. Nasıl olmasın. Babası gibi severdi Osman Fevzi'yi. Öyleydi. Allah razı olsun. Hep öyleydi işte ona. Otel yüzünden oldu diyorlar seni ha? Oğluna da tokat atmış ha? Oradaymışsınız siz de. Biz onun anlamadık ki ne olduğunu Serap. Ne bileyim ben. Kenan Bey, yalnız 5 dakika. Anneciğim. İyi misin? Anne iyi misin? Bak ben 2 saattir boş duvara bakıyorum, ne olur. Bana bir yol göster, olur mu? Babam gitti anne. Kim yaptı hani bunu bize? Hı? Kim yaptı? Hadi bir şeyler anlat bana. Olmaz mı? Bak ağzı olan konuşuyor dışarıda. Nurten kocasını vurmuş falan diyorlar. Olur mu öyle şey? Babamın tırnağı kırılsa gözün dolar senin. Sen bana bir şey söyle, ben gider yüzlerine çarparım onları. Polise de konuşmamışsın. Ben yapmadım de, ben tutayım elinden evimize gidelim anne. Bakar mısın bana? Tamam, bir yüzünü kaldır bana, bakar mısın? Anne bana bakar mısın? Anne niye bakmıyorsun? Anneciğim bana bakar mısın? Yüzüme bak. Niye susuyorsun? Niye susuyorsun? Korkuyorum, yemin ederim korkuyorum. Anne yemin ederim korkuyorum. Benim yüzümden mi oldu? Benim yüzümden mi oldu? Anne!
Benim yüzümden mi oldu? Kenan Bey. Anne benim yüzümden mi oldu? Söyler misin? Lütfen söyle ya. Benim yüzümden mi Kenan oldu? Kenan Bey süre doldu, çıkmanız lazım. Sizi dışarı alalım, buyurun. Ela geliyor, belki buyurun ona söylersin. Alo Fatih Hocam, merhaba. Avukat Ela Ataman ben. Osman Ataman'ın kızıyım. Babam 2 yıl önce hastanede anji olmuştu. Dün gece yine bir kriz geçirmiş, şu an müşahide altında. Ben durumunu şu an tam bilemiyorum. 2 saate net bir şekilde öğrenmiş olacağım ama İstanbul'a havayoluyla aktarımı için, yani ileri bir müdahale gerekirse eğer, helikopterle transferini yapabilirsek. Yok, ekonomik olarak hiçbir sorun yok. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben çok acil dönüşünüzü bekliyor olacağım. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Bir duracağım şunu. Su, yiyecek içecek bir şeyler alacağım. Bir şey yiyecek içecek durumda değilim ben. Aç susuz kalmam Fevzi amcanın durumunu değiştirmeyecek hele. Ben babamı görmek istiyorum ya. Yüklenme sen o kadar kendine. Ne gibi? Yani 1,5 saattir aralıksız telefonla konuşuyorsun. Paraladın kendini. Hani bir ilk önce durumu anla, sindir. Böyle tedbirlerini alırsın. Şu an bile kasaba hastanesinin neyi var alındanlığı yapmayacaksın değil mi? Ya insan bir arpa boyu yol gitmez mi ya? Pes. Sen yanlış anladın beni. Ben çok iyi tanıyorum seni. Çok iyi tanıyorum ben seni. Peki. Babam için elimden ne geliyorsa yapacağım, duydun mu? Kıyaslanamaz bile bu. Yaşayacak daha çok uzun ömrü var onun. Buyur abi. Ya bir iki suyu alacağım bir de. Tabii. Özlem alsın mı? Nasıl olsun? Peynirli. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim.
Gördüğün gibi burada sadece ikimiz varız. Kimse göremez seni. Güçlü durmana gerek yok. Acını, öfkeni bastırmayı bir bırak. Bir kere olsun herkesi düşünmeyi bırak Kılıç. Sadece kendini düşün, bir kere olsun. Baban da böyle isterdi. Bilmiyorum ki nasıl yapılacağını. Böyle. Abi gözleminiz hazır. Neredesin kuzum sen? Semiha teyze, Ela ben. Ha. Kılıç telefonunu arabada bıraktı da su almaya gitti. Gelir birazdan. Nasılsın? Nasılsınız? Rahat geliyor musunuz bari? Semiha teyze, kendini tutmana gerek yok. Biliyorum ben her şeyi. Ela'cığım ya. Ne kadar üzüldüm anlatamam sana. Yavrum, bir şey yaptın mı? Abini aradın mı bari? Konuştum. Çocuk da perişan oldu değil mi? Ela başımız sağ olsun. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahvolduk hepimiz burada. Alo. Ela. Ela'cığım. Ela bir dursana.
Sen biliyordun değil mi? Sen dansaman kapıma geldiğinde biliyordun babamın öldüğünü mi? Nasıl söylemezsin bunu vicdansın herif? Nasıl bana söylemezsin babamın öldüğünü? Nasıl bana söylemezsin? Nasıl biliyorsun? Nasıl bırak? Özür dilerim. Özür dilerim, beni terk et. Düne bak, bir de bugüne bak. Biri mezardı, öbürü hapisti. Nurten Hanım, yaralı kediyi sokağa bırakmayan kadın. Yani belli olmaz o işlerde. Ne bileyim, belki bir ayıbını falan yakalamış. Ne ayıbını yakalamış Fevzi Bey? Söylesene Canan. Ben Hanım, biz şaşkınlıktan kızla ne dediğini bilmiyorum. Sabri Beyciğim, size bir şey demiyorum. Canan'la konuşuyorum. Acaba siz niye oturuyorsunuz? Mola mı verdiniz? Yok, yastayız ya ondan. Yasımızı da tutacağız. İşimize de bakacağız Arife. Doğru. Duyan taze yedi oluşacak. Malum atamanların evi kimse bir tas çorba getirmez. Doğru. Kim yemek koyacak gelenlerin önüne? Ben mi koyayım? Estağfurullah, olur mu öyle şey Berna Hanım? Kuşum, sen de olur olmadık bir daha konuşma, tamam mı? Tamam. Yatağın üstüne kıyafetleri koydum, onları ütüle. Tabii Berna Hanım. Allah Nurten Hanım'ımıza bizlere düşünmesin. Başımızdan eksik etmesin. Aşkım, ben şey değilim. Çok zor, çok zor. Nurten annem ne yaptı, neden yapmış? Annem katil değil Berna, olamaz öyle bir şey. Ya biliyorum aşkım tabii ki ama konuşmadı mı hiç? Yok, konuşamadım ben. Kelime etmemiş ki zaten, konuşmamış hiç. Ama susması hiç iyi değil, anlatsa kurtulsa keşke. Bilmiyorum ki, ben şimdi ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Böyle sanki o olay başkasının başına gelmiş de ben böyle dışarıdan izliyormuşum gibi geliyor ya. Kıyamam aşkım ya. Keşke yanımda olabilsem ama işte birinin de evi çekip çevirmesi lazım. Ben Ela'ya nasıl söyleyeceğim ya? Ben bayağı babam kalp krizi geçirdi dedim. Bir umutla geliyor kız, ben nasıl söyleyeceğim Berna? Bırak kılıç anlatsın, sen bir daha üzülme. Eve giremiyorum. Annemin yanına girip konuşamıyorum. Birazdan hastaneye gitmem gerekiyormuş, babam orada yatıyor. Bu adam dün daha gibi yaşıyordu ya. Nasıl bakacağım ben onun yüzüne? Kalbini çok kırdım değil mi ben onun? Kalbini çok kırdım ben onun. Öldü ne demek ya Berna? Çok haklısın aşkım. Ne diyeyim ki? Ağla içinde tutma. Benim sana çok ihtiyacım var ya şu. Yalnız bırakma, olur mu? Saçmalama aşkım, tabii ki. Ya annem yaptıysa? Olabilir mi bir şey?
Selamun aleyk. Aleyküm selam. Tabii, görebileceksin. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Dayıcığım. Nedir durum? Bekliyoruz işte, bir şey yapamıyoruz ki. Nöbetçi mahkemeye çıkacak önce. Oradan cezaevine götürürler. Konuşmazsa tutuklu yargılanır. Mahkemeye ne kadar geç çıkarsa o kadar iyi dayı. Kenan? Hastaneye gitti, şimdi çıktı hatta. Rica minnet Nurten teyzeyle görüştürdüm onu. Bir şey söyledi mi oğlana? Yok. Ben de şimdi yanına gidiyorum hatta. Haber veririm. Tamam. Beyci Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir isteğin, bir ihtiyacın var mı Nurten teyze? Nurten teyze. Bak benim vekaleti imzalamadın ama gerekecek biliyorsun. Sen istemesen de devlet sana her türlü birini atıyor. Açık açık sabit suç olsa bile. Nurten teyzem, ne olduğunu anlat ki bilelim. Bak böyle sessiz kalarak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Nurten teyze. Ne yaşadıysan anlat. Nurten teyze. Bak böyle sessiz kalarak suçu kabullenmiş gibi oluyorsun. Nurten teyze. Bu ne? Kusura bakma. Neyi saklıyorsun Nurten teyze? Sonsuza kadar saklayamazsın bunu. Yıllar sonra kasabaya gelişim bu yüzden mi olacaktı? Nereye götürüyorsun beni? Bize götürüyorum. Hayır ya, hastaneye gideceğiz Kılıç. Annem oradadır, babamın yanında. Hastaneye götürür müsün beni hemen? Annemi görmem lazım. Ela, ben seni bize götüreyim. Sen bir dinlen. Ondan sonra Kenan'ı ararım, gelip alırsam. Ya Kılıç bak, gerçekten gücüm kalmadı benim. Tamam mı? Ailemin yanına gidip destek olmam gerekiyor. Hastaneye götürür müsün beni? Ne demem gerekiyor ya anlaman için? Fevzi amca kalp krizinden vefat etmedi. Vuruldu. Hani silah sesi geldi işte. Ben de sinirdeydim. Ne diyorsun ya? Hatta ilk odaya ben girdim. Nurten teyze başındaydı. Elinde de silah vardı. Şimdi de işte karakola aldılar. Ela! Ela bir sana! Ela! Thank you.
Ela düşsene. Kılıç veriyor oğlum. Ya dur vurun bana. Ela. 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 Bir şey öğrenebildin mi? Ne olmuş? Görüştün mü annemle? Sen gördün mü babamı? Cesaret edemedim. Anne. Burada. Nasıl? Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum ya. Şey, sanamıyorum. Beyce. Ben anlamıyorum. Nasıl? Bildiklerimi unutmak istiyorum ben. Nasıl oluyor bu ya? Tamam. Geçecek kardeşim. Sağ ol. Tamam hadi sen git. Bir şey olursa ben ararım seni, tamam mı? Olmaz öyle şey, buradayım. Ha, tamam git, dinlen ya. Tamam. Yanağım buradayım, hadi gel sen. Hadi. Yok. Hadi. İyi ki varsın. Biliyorum ben her şeyi. Meslektaşın olarak soruyorum sana. Ne dedi annem? Konuşmuyor Nurten teyzeyle. Sen gördün mü annemi? Gördüm. Sana da mı bir şey söylemedi? Sana bir şey demedi. Ben konuşacağım annemle. Ela. Ela'yı. Savcıyı göreceğim. Savcı burada değil Ela'cığım. Savcı burada değil. Ben olaya hakimin vekilliğini ben yapıyorum zaten. Peki. Neye istinaden gözaltı? Ela'cığım, olay yerinde, elinde suç unsuruyla... Ya kaçacak mı bu kadın? Beyce, delil mi karartacak? Ne yapacak kocasının başında? Neye istinaden gözaltı? Ela'cığım, salıverilmesi için başvurduk zaten. İfade vermemesi sorun. Konuşmuyor Nurten teyze. Şoktadır o. Şoktadır, yarısını kaybetti çünkü. Ondan şey konuşamıyordur. Avukatlığına Ela yapsa olmuyor mu? Olmaz. Olmaz. Olamıyor. Hem mağdurun hem şüphelinin yakın olduğu için olmuyor. Mağdurun hem... Ulak için mi? Efendim Zuhal. Nasıl anlamadım, nereye? Dur, tamam kapat sen. Thank you.
Hayırdır abisi? Ne işin var senin burada? İçeri gideceğim abi. Niye? Öyle. İçeri gideyim yani. Ne alakalı? Sırası mı şimdi Nurten teyzeyi ziyaret edin? Sırası abi, ben mi? Sırası değil. Abi beni bir bırak, ben bir içeri gireyim. Bir dakika, bir bırak. Oğlum. Ali. Şş. Kime diyorum ben? Tamam, üzgünsün, anladık. Fena bir hadiseye şahit olduğun adamın kafasını yakar. Ama Yasin'le Esya'nı karıştırma, tamam? Hadi geç evine. Toparlan, geç evine hadi. Abi. Ben başından sonuna kadar oradaydım. Ama konuşmamız lazım. Su verirsin. Bak, sana ya. Şunu da ver bana. Çekil. Nurten teyze. Ver. Ver şunu bana. Ne olacak? Ver. Bırak şunu. Nurten teyze. Bırak şunu. Bırak. Hadi çekil. Ama ne konu? Hayır. Bırak şunu. Nasıl bırakacaksın? Allah'ın yüzüne. Görmedin, hiçbir şey olmadı. Çık, çık git. Hadi çık git. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ne demek başından sonuna oradaydım? Ben öldürdüm abi, sapçım. Kaçtın, kaç hele. Kaç! Kaçtın. Ne diyorsun oğlum sen? Ne demek ya Fevzi amcayı, ben öldürdüm? Ne demek Fevzi amcayı, ben öldürdüm? Delirtme beni. Abi katilim ben. Sus. Ben katilim. Şimdi demese... Oğlum bak sus diyorum. Ben katilim. Delirtme. Ben katilim. Delirtme beni. Ben katilim. Lan delirtme beni. Oğlum sus diyorum. Bak sus. Ben katilim. Ne yapıyorum? Kılıç! Ya abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey demeyeceksin. Tamam, aile mevzularınızı karıştırma burada. Baş sağlığın değil, hadi gidiyoruz. Kılıç, biz burada neyin içindeyiz? Ha? Neyle uğraşıyoruz biz? En çok da sen karışıyorsun. İkisi başka. Hadi yürü. Çocuk iki kere baba kaybetti. Sen ne yaptın sanıyorsun? Hadi. Kılıç! Hadi. Söyleyip kurtulacaktım, bitecektim. Üç ne izin verdi? Oğlum ne bitecekti lan? Ne bitecekti? Saçma sapan konuşma. Tamam, asabını bozma. Geç şuraya. Bir de aklının ucundan bile geçirme. Geç. Bitecek diyor ya. Sen olsan ne yapardı abla? El abla da kardeşi babamı öldürse.
Ela ablasına hiçbir şey söylemesi ne yapardı? Oğlum. Ali. Bak kaza ara birini vurmakla kasten vurmak arasında fark var. Kasten adam vurana ne denir? Ne denir? Katil denir. Katil misin lan sen? Hayır. Değilsin ha? O zaman orada burada çıkıp ben vurdum ben yaptım demeyeceksin. Anladın mı? İyi. Bak temeline. Beyciğim söyledi burada oğlum. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vuruldu. Başka hiçbir bilgi yok. Kenan bana o gece neler oldu bir şeyler söyleyebilir misin? Ela her zamanki gibi bir akşamda bana böyle sorular sorma şu anda. Ben delirmek üzereyim çünkü, tamam mı? Kenan gelen giden eve herhangi bir gerilim, kavga, bir şey, annemle herhangi bir şey... Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Salak kafam, ben gelecektim bugün. Ben gelecektim, burada olacaktım. Sen gelseydin süper olacaktı değil mi her şey? Bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Ya her akşam ben mi oturuyorum babamla eve? Ha? Her gün yüzünü gördüğün adamın kafasından ne geçtiğini bilemezsin zaten değil mi? Ben saçmalıyorum. Doğru, haklısın, pardon. Ya buldun yani suçluyu. Bravo avukat hanım ya. Benim değil mi bunların sorumlusu? Her şeyin sorumlusu benim değil mi? Abartma. Kenan, onu mu söylüyorum ben ya? Sadece ufacık dikkatini çeken bir şey var mı? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen hatırlamaya çalışır mısın? Biraz da sen hatırlamaya çalış ya. Kaç kere çağırdık biz seni? Kaç yaz, kaç kış? Tamam işte, bir şeyler anlat bana, onu söylüyorum ben de. Hatırla bakalım, kaç tane büyük toplantın vardı? Kaç tane büyük davan? Kutlamaların? Hep bir bahanen vardı değil mi gelmemek için? Bir şekilde bir bahanen vardı ama biz biliyoruz neden. Neden gelmediğini biliyoruz. Terk ettin sen bizi kızım. Ben annemi çıkartmak için ufacık bir ipucu arıyorum. Seni suçlamıyorum. Ama belli ki sen en başından beri beni suçluyormuşsun zaten. Neyse, biz tartışmayalım şimdi. Biz o gece kavga ettik, sen onu mu öğrendin? Siz hep kavga edersiniz zaten, yeni bir şey değil ki bu. Hep kavga ederdik ama sabah her şey normale dönerdi. Bu sefer sabah olmadı. Sen en azından son kez gördün. Ben onu da yapamadım. Doğru, sen babanı kaybettin. Değil mi? Babanı kaybettin sen. Babasının biricik kızı. Vallahi bunda da yendin beni ya. Vallahi helal olsun. Bunda da geçtin beni ya. Vallahi. Bravo. Ya şöyle bir oturalım ya abi kardeş. İstemiyorum abi, otur bak falan. Ali. Ne yapacağım abi ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ya şöyle. Ya şöyle. Bak bana bir. Şimdi ben sana sorular soracağım. Hiç düşünmeden evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı? Osman Fevzi ile Nurten teyzeyi kavga ederken gördün mü sen? Evet. Peki sebebi neydi? Bilmiyorum. Hiçbir şey mi duymadın? Hayır. Peki araya girdiğinde silah patlayabileceğini düşündün mü? Hayır. Kaz olduğunu kabul ediyorsun yani. Evet. Peki suçsuz yere hapis yatmak istiyor musun? Düşünme. 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 Abi Nurten teyzeleri de benim hapis atmam daha doğru olmaz mı? Ben konuşacağım Nurten teyzenle, tamam? İşin aslını aslarını öğreneceğim. Şişt, bak bakayım bana. Güveniyor musun sen bana? Ben kimsenin hakkını yemem. Yedirmem de. Öyle senin ıslığa. Tamam.
Gel. Gel kendine gelsin. Gel bakalım gel. Aa, siz geldiniz mi? Ay nerede kaldınız ya? Aramızda kimseye söylemek yok. Ali. Oğlum senin neyin var? Hasta mı oldun? Ateşin mi var? Yok ya? Yok anne. Bakayım. Şey yok ya. Ne oldu çocuğa? Ne oldu yavrum? Ali'cim. Uyusun biraz. İyi gelir. Hatta sen papatya çayı falan yapsana. Babam öldüğünde de böyle oldu işte. Çocuk bir hafta kendine gelememişti. Kılıç. Ya yine aynı şey olursa. Atlatacağız hep birlikte inşallah. Tamam mı? Vah Cenab-ı Allah. Acıyla büyütüyor ya. Ne diyeyim yarabbim. Ha, Kılıç. Tamam her şeyi sen koşturuyorsun. Çok da iyi ediyorsun ama Allah aşkına azıcık biraz kendine dikkat et. Tamam sen merak etme. Sen niye gözlerini kaçırıyorsun benden? Bana söylemediğin daha beter bir şey mi ya var? Ya anacığım ne olabilir daha beter? Koskoca atamanlar yıkıldı. Hadi. Hayır lokmasını biz döktürelim tamam mı? Tamam. Ben de yiyecek bir şeyler yapacağım zaten. Yemek yapsan ne olur yapmasan ne olur. Giden gitmiş zaten. Oh mani çok mani. Ah be Nurten. Ah be ahretlik ah yapma. Allah yardımcımız olsun. Ay. Bir günde neler oldu böyle? Koskoca adam göçtü gitti dünyada. Of. Ay. Benim yüreğim yandıysa. Nurten annemciğim ne yapsın? Değil mi? Çifte kumru gibiydiler vallahi ya. Ya. Oh. Bu ne? Ne oldu? O ne ya? Bu kimin telefonu ya? Ne bileyim burada buldum. Sen Zarif onu cebine koy. Nurten Hanım geldiğinde veririz ya. Tamam. Benim de sonunda gelecek. Hadi. Sabri. He. Bana bak. Benim içimde kötü bir his var. Niye? Dün gece de herkes bir tuhaftı zaten. Bence bu işin altından başka bir şey çıkacak. Şimdi vesvese yapma şimdi. Zarife. Buyurun Berna Hanım. Buraya da bu mıcırları. Benim bu büyük siyah gözlüklerim var ya nerede onlar? Siz burada ne yapıyordunuz Zarife? Çocuklar gelmeden şu içeriği bir temizleyelim dedik yani. Vallahi içeri girdim canımdan can gitti o kadar kötü ki. Kuzum benim ya. Polisler geldiğinde ben ne diyeceğim onlara bir daha bakmak isterlerse? Benim minnoş Zarifem içeriği bal dök yala yaptı. Köşe bucak temizledi mi diyeceğim? Hadi şey doğru. Doğru dediniz Berna Hanım. Biz bilemedik. Evet. Mazur görün. Bilemedik vallahi hiç. Ha, inanamıyorum size ya. Olay yeri diye bir şey var. Siz şimdi gidin. Tamam mı? Hı. Bir daha da böyle bir şey yapacakken benden sözlü yazılı izin alın. Anlaştık mı? Tamam. Peki. Başla. Hadi gel. Yallah.
Burada bir telefon. Erna! 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 Aşkım? Ne oldu? Ne ya oldu bu aşkım? Kız hiç büyümeyecek mi ya? Ha? Bu kız hiç büyümeyecek mi? Ela! Ela! Sanki bir tek onun babası ölmüş gibi davranıyor ya. Ya bir insan kardeşine böyle mi davranır ya? Aşkım çok haklısın da yani Ela'yı bilmiyor musun? Hı? Bilmiyor musun? Bana diyor ki yani babanın ölümüyle ilgili nasıl hiçbir şey bilmezsin diyor. Ya sen benim babamı bilmiyor musun? Kimseye bir şey anlatmaz ki. Hele bana hiç. Ya bir sal artık, İstanbul'una gidecek o yakında. Ya şeytan diyor ki biz gidelim ya buradan. Toplayalım her şeyi, gidelim. Kalsın burada o resmi işlerle, evraklarla, ıvırla zıvırla. Biz yapamıyoruz ya zaten. Sevgilim. Buralar sana emanet artık. Aşkım farkında mısın? Babasının tek oğlu. Artık senin sistemin, senin kararların. Artık bizim hayatımız yaşıyor. Annemsiz olmaz ki. Yemin ederim başaracaktım. Büyük işler yapacağım. Biliyorum. Aferin külah diyecektim. Evet. Evet aşkım biliyorum. Ya da mübarek işim. Bak. Benim mübarek Şermin teyzemin bir lafı var ya da Mevlana'nın şu an tam hatırlayamadım. Diyor ki insan iki kere doğarmış aşkım. Biri annesiyle göbek bağı kesildiğinde, diğeri de babası öldüğünde. Sen yeniden doğdun sevgilim. İyi ki varsın. Hep de olacağım aşkım. Hep de olacağım. Memnun. Bu şimdi şifre istiyor. Nasıl olacak şifre? Kız. Sonunda telefon aldın mı kendine? Şükür ver bakayım. Anne bu bayağı iyi ha. Kaç para verdin buna? Yok be kızım. Fevzi Bey'in çalışma odasını orada buldum da. Şifre istiyor sürekli. Hadi bir bakıver şuna, bir şifresini at. Tabii anneciğim, ben hemen ilgileneceğim onunla. Onun öncesini halletmem gereken bazı işlerim var. Neymiş o? İsviçre'deki bazı banka hesaplarını çökertmem lazım. Onunla bir ilgileneyim. Hemen sonra açacağım senin telefonunu. Olur mu? Bak laflara bak. Lafa gelince ben hakırım hukurum diye dolanıyordun ama. Kız hakır hukur ne? Vallahi bak seni yerim hapır hapır yerim seni görürsün ya. Kızım. Cenaze evindeyiz. Ayıp. Berna yaparken iyi ama. O şuursuz. Şey ona versene sen telefonu. Ne? Telefonu kesin bilir o. Aa, ne münasebet canım. Aşk olsun anneciğim. Berna Hanım bu evin bilir kişisi sen bilmiyor musun? Ama yok yok ben ona günahımı bile vermem. Ne mi lazım? Hem ayrıca belki bu Nurten Hanım'ın özel telefonu. Hem o kadar özenini de bilmesin yani. Neyse. Daha iyi misin? Hı? Ben nasıl göremiyorum annemi Beyceha? Annemi görmek istiyorum. Ben annemi nasıl göremiyorum ya? Konuşacağım. Bu adam her şeyi kitabına kuralına göre yapar. Bu mu savcı? Bu mu savcı? Ela. Pardon. Ela. Bir dakika bakar mısın? Ela. Bir dakika. Ela. İyi misin? Şunlar. Hayır, hayır. Nereye, nereye? Peşinden gideceğim Beyce. Ela. Ela. Delirdin. Delirdim Beyce. Ela. Ela. Açar mısın? Ela. Thank you.
Ne oluyor burada? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Neden annemi göremiyorum ben? Kendisiyle görüşebilirsem eğer benimle konuşur. Kaç yılda bitti sizin okul avukat hanım? He? Hala anlayamadığınıza göre. Bakın savcı bey, ben normalde böyle bir saygısızlık yapmam. Ben İstanbul'da... Özgeçmişiniz umurumda bile değil. Tamam mı? Prosedürleri benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ben sizden bir ricada bulunuyorum. Katı kurallar biliyorsunuz ki bazen esnetilebilir. Ne diyorsunuz siz ya? Sen diyorsun. Anlıyorum. Görmeye çok ihtiyacım tamam, var. Lütfen. Tamam, lütfen. Bir gözaltıyla alın da aklınız başınıza gelsin. Hop 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 hop. Savcım bir dakika ya, ne oluyor gözaltı falan? Senin karşında suçlu mu var? Sadece annesini görmek isteyen bir evlat var. Ki rahmetli Fevzi amcayla Nurten teyzeyi siz de gayet iyi tanıyorsunuz. Değil mi? Ela sizden iltimas değil, birazcık anlayış bekliyor. Küçük yerde görev yapmak işte bu yüzden zordur avukat hanım. O çok büyük hukuk firmalarında savcının sokak ortasında yolunu kesmeyi aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz değil mi? Bunun cezası ikinize de gözaltı. Haklısınız, çok haklısınız. Ben çok özür dilerim. Kanunlar karşısında boynumuz kıldanınca hiç sıkıntı yok. Buyurun çağırsın polisleri, gelsinler. Biz abi hoş. Ela da annesini görmüş olur. Ama sayın savcım, siz bizi bu sebepten içeri alırsanız bir daha Ayvalık halkı size saygı gösterir mi? İşbirliği yapar mı? Orasını bilemem. Evet, bazen katı kurallar esnetilebilir. Ben çok teşekkür ediyorum savcı bey. Ve özür de dilerim sizden çok tekrar. Şimdilik gözaltına alınmayacaksınız. Ama ikinci bir yanlışınızda girersiniz kodese. Ya! Ya sen neye karışıp neye karışmayacağını ne zaman öğreneceksin? Ha? Öğrenemedin gitti ya! Ne yapalım, ikimiz de zor öğreniyoruz. Sen de teşekkür etmeyi öğrenemedin, bir şey değil. Yetişmesem cezanı kesecekti ama iyilik yaramıyor işte. Yaramıyor ya! Kılıç bana hiçbir şey yaramıyor, hele senden gelen hiçbir şey yaramıyor. Yapma ya bana hiçbir şey! Ayrıca ben belki halledecektim, sen nereden halledecek biliyorsun? Halledecek miydin? Evet! Ya ne ekliyorsun ulan, gelmesem adam seni çiğ çiğ yiyecekti. Hala ikna ediyor. Öyle mi? Sen ne yaptın? Ha? Adamın dilinden mi konuştun? Aynen. Senin anlayamayacağın bir dilden konuştum. Sen oku olacağım bu işte. Bizime söyle, gel gel. Ya ne sana söyleyeceğim? Kendi kendime konuşuyorum ben. Yürü git. Bu kadar olduğunu konuşuyorum. Bir altın. Direksiyon tutukluk yapmıştır. Olur ya bazen. Gel götüreyim ben seni. Götürme ya sen beni hiçbir yere. Götürme, ben hiçbir yere gitmiyorum. Gitsem de bir işe yaramıyor zaten. Hiçbir işe yaramıyorum ki ben. Ela. Ben boşuna okumuşum zaten. Ne Kılıç? Hadi saçmalama, gel götüreyim seni nereye gideceksin. Gelmiyorum ya, git nereye istiyorsan git kendin. Başını belaya sokacaksın yine. Gel işte. Haklısın ya. Haklısın, hepiniz haklısınız. Sen de haklısın, benim dışımdaki herkes haklı. Kenan bana ne dedi biliyor musun? Annemle babam beni her aradığında, her beni özlediklerinde, her görmek istediklerinde ben bir bahane bulmuşum. Sebebi de malummuş. Neymiş? Anlamıyor musun ya sen gerçekten? Hı? Ya da anlamıyormuş ayağı mı yapıyorsun, anlamıyorum ben. Ya senin yüzünden Kılıç. Her şey senin yüzünden. Benim yüzümden ne yapmışım ben Helal? Ya her yerde karşıma çıkıyorsun. Ben sen buraya geldiğinde bir kez bile karşına çıkmadım. Öyle mi? Baksana sen buradasın bile. Bak oradasın. 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 Ya her yer, her yer anı.
her yer ana, kılıç sen her yerdesin, ben kaçamıyorum senden. Ben her yerde seni görüyorum, kaçamıyorum ben senden. Ben her şeyi mahvettim. Ben annemden vazgeçtim, babamdan vazgeçtim. Ben her şeyi mahvettim. Kılıç, ben buraya gelmedim yıllardır. Yıllardır ben buraya... Ben her şeyi mahvettim ben. Ben... Zülfücüğüm, söz veriyorum sana Zülfücüğüm. Söz veriyorum Zülfücüğüm. Biliyorum ben her şeyi. Ali anlat. Benden başka kimse bilmiyor. Ama bilmeyecek de. Ama ben ne seni ne kardeşim bu durumda bırakamam. Böyle bitsin, tamam. Bir susunca gerçekler değişmiyor ki Nurten teyze. Keşke değilsin. Ama olmuyor işte. Herkes de deşiyor. Savcı bir yandan, polis bir yandan. Bela bir yandan. Ben çok yardım etmek istiyorum sana. Eğer o gece ne olduğunu söyleyebilirsin, belki elimden bir şey gelir. Bir de sana söz. Ne olmuşsa sadece bizim aramızda kalacak. İyi misin? Beyce, ben niye içeri giremiyorum? Sabitin'e takmış Ela. İçeri girmene izin vermiyor. Annenin de gözaltı süresini uzatmış ifade verene kadar. İyi. Kılıç'ı konuşsun o zaman. Niye kendi oğluyla konuşmuyor da Kılıç'la konuşuyor anlamadım gerçi ama. Konuşsun da bir. Kılıç halleder ya. Şeytan tüyü var onda. Herkesi kıvama getirmeyebilir. Diyorsun.
Buralı ya. O yüzden dedim. Edemezsin. Babalarını böyle bilecekler. Beni katil bilsinler daha iyi. Bak. Ela senin katil olduğuna asla inanmaz. İnansa da bu işin peşini bırakmaz eğer birazcık tanımsa. Hüsnü teyze. Ha Beyce, bir Nurten teyze seni görmek istiyor. İfade verecek bir savcıya. Ne ifadesi verecekmiş? Biz biraz yürüyelim mi seninle? Ha? Yürüyelim. Ne ifadesi verecekmiş annem? Kılıç ne dedi anne? Yani bunu da hani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Biraz anlatması zor. Baban kendini bulmuş. Kendini vurmuş derken nasıl? İntihar etmiş.